Bugün tüm gözler mecliste plan bütçe komisyonundaydı sevgili seyirciler. Çünkü milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi komisyona geldi. Komisyonda en gergin tartışma başlığı tahmin edeceğiniz üzere kademeli prim meselesi oldu. Muhalefet prim şartı herkes için 5.000 gün olsun derken iktidar yeni bir kısıtlama getirilmiyor. Kademeli prim şartı değişmeyecek dedi. Emeklilikte yaşa takılanları, emeklilikte prime takılanları haline getiriyorlar. İstismar argümanları ellerinden çıktıkça bağırıyorlar. İktidarla muhalefetin yüksek tonlu söz düellosuyla gergin başladı EYT'nin komisyon süreci. Memlekette staj yapanların hakkını düşünmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Sen ilk önce iş yerinde çalışan işçilerin hakkını ver. Muhalefet milletvekilleri ellerinde dövizlerle geldi komisyona. 2000 yılı sonrası kademelendirme gelmediği takdirde bu çıkan kanun yarım yamalak olacak. Bunların icraat noktasında böyle gıdım miktarı yaptıkları yoktu. Ve saatler 11'i gösterdiğinde milyonların beklediği görüşmeler başladı. Aylarca süren maratonda artık son viraja girildi. EYT düzenlemesini içeren 4 maddelik kanun teklifi komisyonda. Gün boyunca kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Hafta başında teklifin detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu sunum yaptı komisyona. Muhalefetin itiraz ettiği kademeli prim gün sayısı şartının yeni olmadığını, kanun teklifinin kısıtlayıcı değil eşitlikçi olduğunu anlattı. Kademe şartı getiriliyor iddiaları içinse yalandır, iftiradır diyerek 5000 ile 5975 arasında değişen kademeli prim şartının değişmeyeceğini söyledi. Ancak CHP prim gün şartının herkes için 5000 gün olması için önerge hazırladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise EYT'nin genel kurul sürecini anlattı. Tüm gündemin önüne alarak haftaya salı günü genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz. Geriye Cumhurbaşkanı'nın imzası ve resmi gazetede yayımlanma süreci kalacak. EYT 1 Mart itibariyle yürürlükte olacak ve düzenleme kapsamında emekli olacak kişi sayısı toplamda 4.800.000. Komisyona sunum yapan SGK Başkanı aylık hesaplama işlemlerinin hızlandırılması için hazırlık yaptıklarını, 1 Mart sonrası hak edilen maaşların ay içerisinde yetişmemesi durumunda EYT'lilerin toplu maaş alacağını söyledi. Ayrıca emekliliği hak eden EYT'liler Nisan ayında 1100 liralık bayram ikramiyesi de alacak. AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz.